Güllü, şimdi bana tas tamamlı oldu, hepsini anlat. Halide'nin yeğenini almaya geldim dedi. Ramazan'ı bulamadım, sıra senin bebeğine geldi dedi. Ne? Evet, aynen öyle söyledi. Halide benim yeğenimi aldı, ben de onun yeğenini alacağım dedi. Kemal, ya oğluma bir şey yaparlarsa, ya ona bir şey olursa? Güllü, böyle bir şey yapacak olsa zaten yapardı. Çocuğu yanına almazdı. Niyeti ne o vakit? Ne istiyor oğlumdan? Niyeti belli. Halide kan bedelini ödemediği için kudurdu köpek. Şerefsizin tek derdi para. Halide bu yaptıklarının hesabını ödeyecek. Nereye gidiyorsun? Gülü dur. İyi değilsin. Ben kullanırım. Bak, bak hele. Ne var? Ya bu karanlık adamların Ramazan'la ne alıp veremediği var. Tenekeli mahalleyi de tek mil birbirine katmışlar. Sen bir şey biliyor musun? Yok, ben bir şey bilmiyorum. Ya bu vırrikler var ya, geçen gece meyhanede de tatsızlık çıkardılar. Öyle mi? He, öyle. Bak hele, peki Ramazan nerede? Sen onu biliyor musun? Bilmiyorum. Ya bana haber vermeden nereye gider bu adam ya? Bilmiyorum diyorum. Anlamıyor musunuz ha? Canım sen de hemen ne hiddetleniyorsun ya? Allah Allah. Artık ne iş yaptığımı biliyorsun. Yani bunca zaman sen... Evet Halide. Bunca zamandır senden bunu sakladım. Buna mecburdum. Çünkü hiç kimse bilmiyor böyle bir şeyi. Ve bilmemeliydi. Seher peki? Seher hiçbir zaman benim istihbarat teşkilatında çalıştığımı bilmedi. Öz kardeşinden bile sakladın demek. Bu işin kuralı bu. Eğer herkes bilirse benim ne iş yaptığımı, gerekli istihbaratı sağlayamam, öyle değil mi? Peki Ekrem, bu bahsettiğin iş nedir? Benim Adana'daki vazifem İncirlik üssünü tetkik etmek ve gelişmelerden istihbaratı haberdar etmek. Amerikalılarla kurduğumuz bu ortaklık Türkiye'ye NATO'nun kapılarını açacağı gibi ona çok büyük imtiyazlar sağlayacak. Ancak yine de kontrol edilmesi gerekir. İşte benim vazifem olup bitenleri rapor etmek. Ancak servetimi sadece bu yolla kazanmadığımı tahmin edersin. Ne demek istiyorsun? Yani şunu demek istiyorum. Bu ülkenin çıkarları benim kişisel çıkarlarımla buluştuğu noktada bazı fırsatları değerlendiririm. Ruslar bu üstün planlarının peşindeler. Eğer bu planları ele geçirebilirsem çok büyük bir servetin sahibi olabilirim. Ekrem, ciddi olamazsın. Çok ciddiyim. Yani sen şimdi Ruslara casusluk yapacaksın. Bunun işi olduğunu mu söylüyorsun? Belki böyle görünebilir. Ama seni temin ederim, Amerika'nın bu ülkedeki tesiri gelecekte bizim başımıza çok büyük işler açacak. Dolayısıyla benim asıl niyetim uzun vadede bu ülkenin çıkarlarını korumaktan ibarettir. Seni anlamıyorum Ekrem. Bu çok tehlikeli bir şey. Ya yakalanırsan? Yakalanırsam beni asarlar. Ama eğer yakalanmazsam o zaman çok büyük bir servetin sahibi olabilirim. Artık bir daha tehlikeli işlerde çalışmam gerekmez. Peki bunu nasıl yapacaksın Ekrem? Burası kale gibi korunmuyor mu? Doğru, haklısın. Bu akşam Amerikalılar bir davet veriyor. Orada içkiye bir hayli zaafı olduğunu bildiğim Amerikalı bir mühendis olacak. Planların bir kopyasının onda olduğundan eminim. Eğer bir şekilde otel odasına sızabilirsem bu planları ele geçirebilirim. Aksi takdirde birkaç hafta daha beklemek gerekecek.
kapıyı. Halide! Evde kimse yok. Hadi gidelim. Sanırım nerede olduklarını biliyorum. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım Cemşir. Allah senden razı olsun. Sözüm olur Asuman. Bundan sonra sıkışınca bana diyeceksin. Hep arkandayım. Hadi git şimdi. Yoksa hiç bırakamayacağım seni. Hadi. Halide'nin yeğeni olduğu için kıyacaklarmış oğluma. Ne? Bu şerefsiz beni bulamayınca yerimi mi kaçırmış? Çiftliği basmışlar. Madem Ramazan kaçtı, sıra öbür yeğeninde demişler. Ulan şerefsiz, ben sana göstertmez miyim? Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.